Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım, bakalım. Bugün ne diyoruz? Aklımdaki kişiye soruyoruz. Şöyle kalplerin enerjisiyle doldurarak diyoruz ki, aklımdaki kişi beni seviyor musun diye soruyoruz. Bakalım aklımdaki kişi size nasıl bir cevapla geliyor. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum ve şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı böyle sizlerle de bir baş başa bırakıyorum. Bir odaklanın, rezone olun. Hatta çekerken ve çektikten sonra da kartlarıma odaklanabilirsiniz. Bir bakın bakalım. Evet, kartlarımdan sizlere nasıl mesajlar gelecek? Ve tabii ki bu açılımların, bir daha diyorum, bütüne ve kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu ne olur unutmayın. Daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum derseniz de 0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak bildirimleri açıp beğeniler ve yorumlar bırakan yeni gelen gönül dostlarıma da sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hepinize minnettarım. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Çünkü sizler varsa ben de varım. Bu kanalda varlığımı bu camiada sürdürebilmek adına sizlerin abonelikleri ve bana olan beğenileri, yorumları çok kıymetli biliyorsunuz. Bu yüzden de sizin benimle yola devam etmeniz benim için çok önemli diyorum. Ve hemen şöyle, bunlar niye böyle dönmüşse, evet, şu arada dönmüş sarhoş kart, eskiden öyle derlerdi, sarhoş kartlar var bunun içinde diye. Hemen şöyle kartlarımı da seçiyorum. Şöyle kalpli çok güzel kartlar. Evet, aklımdaki kişi beni seviyor mu sorusuna niyetimizi aldık. Şöyle bakalım gelen mesajlar neymiş. Hemen niyetimizle şöyle bir tane daha alacağım. Çok güzel desteler. Evet, sevgili Duygu'nun desteleri. Bakalım nasıl mesajlarla gelecek bize. Şöyle aklımdaki kişi beni seviyor mu dedik. Şöyle kalpli destelerini de seçtik Duygucuğumun. Bakalım gelen mesajlar neler olacak. Şimdi ilk başta tabii ki Makbuş ablanın kartlarıyla bir bakalım. Aklımdaki kişi beni seviyor mu diye bir sorduk. Bakalım ne diyor. Aa, dedikoduyla kafasını karıştırmışlar bir kere. Bak şimdi, bak ne kadar kızdım. Şimdi evet canım gönül dostlarım, hazır mısınız? Evet, şimdi ilk gelen mesajımız, evet, aklınızdaki kişi, bakın 7, 2 tane 7 de geldi, çok enteresan. 7'li bir zaman öncesinde sıkıntılı bir ayrılık yaşamışsınız. Yani geçtiğimiz belki 7 yılın içinde de yaşamış olabilirsiniz bunu. 7 ay, 7. ay, 7'li bir tarih ya da 7'li bir saat diliminden beri sıkıntılı bir ayrılık ya da dargınlık yaşanmış niyet ettiğiniz kişiyle aranızda.
Şimdi aslında niyet ettiğiniz kişiyle ilgili bakın hemen ne demiştim? Bir kafa karışıklığı. Belki de o kafasını karıştırması için kulağına giden dedikodular, konuşmalar ya da böyle bir şey yoksa da sizinle ilgili belki takip etmesi ya da gördükleri ya da düşündükleri hani kendi içinde amiyane tabirle hani affınıza sığınarak soruyorum böyle kendi kendini gaza getirerek, kendi kendini doldurarak aslında kafa karışıklığı yaşadığı söyleniyor burada kartlarım aracılığıyla. Şimdi burada sizin enteresan bir şekilde yani aklınızdaki kişi sizin ona öfkeli olduğunuzu, düşman olduğunuzu, aslında onun sizin onu sevmediğinizi düşünüyor. Bakın sizin onu biz ne dedik? Aklındaki kişi beni seviyor mu dedik. Ama aklınızdaki kişi diyor ki sen beni sevmiyorsun ki diyor ben seni seveyim ha. Ben seni seveyim derken öyle bir soru tabii biz öyle soruyoruz. Çünkü diyor ki sen beni savurup attın ama ben her şeye rağmen yine seni seviyorum. Bak sen benim düşüncelerimdesin diyor. Her ne olursa olsun biz sıkıntılı bir ayrılık yaşadık. Yedili bir zaman önce. Bak yedili bir zamandan beri de her ne olursa olsun sen benim düşüncelerimdesin. Evet sen bana öfkelisin. Belki nefret, belki kin, belki öfke besliyorsun şu an. Kızgınlıkların var bana karşı. Ama sen benim geçmişimde vardın, geleceğimde de olmanı istiyorum. Çünkü benim sana olan sevgim hala devam ediyor diyor burada da bak. Ha tamam aşkınızdan ölüp bitmiyor yani böyle. Ha, evet onu kabul edelim. Ama şöyle de bir durum var. Sizi de zaten tamamen savurup atmamış, bırakmamış, bitirmemiş yani. Bak yeni başlangıç düşünceleri bile var. Yani yeniden bir araya gelebiliriz, yeniden konuşabiliriz, oturup belki de bir karar bile alabiliriz. Çünkü size hep böyle bir açık kapısı var zaten aklınızdaki kişinin. Ama dediğim gibi kafasını karıştıran çok fazla insanlar var. Belki de onlardan da kaynaklı emin olamadığı bir şeyler var. Ama şunu söyleyeyim, aklınızdaki kişi enteresan bir şekilde evet sizi seviyor. Ama sizin onu sevmediğinizi düşünüyor. Bak bunu da söyleyeyim. Benden söylemesi. Evet ki bakın burada da diyor ki konuşturma kartında gel de diyor birbirimizin bir kıymetini bilelim diyor. Çünkü ansızın hayatımızda neler olur neler biter bilemeyiz diyor. Bir gün diyor belki tamamen Allah korusun ölüm var, kalım var, tamamen ayrılabiliriz diyor. Ve ama ne zaman nerede bir yerlerde aşk konusu geçse diyor. Aklıma ilk gelen sensin derken diyor ki belki sana gel diyemiyorum ama ben seni bekliyorum diyor ki zaten az önce ben size ne dedim açılımımda benim anakartlarımda da size karşı hani böyle bir yemekli içmekli ortam olur bir karşılıklı geçeriz konuşuruz düşüncesi ve niyeti içerisinde. Aa bu çok güzel. Bunu biz daha önce de yapmıştık. Çok da enteresan şarkılar gelmişti. Bazı şarkıları dinlerken böyle diyor gözümü kapatıp seni düşünüyorum diyor. Hadi şimdi istersen rastgele bir şarkı aç ve benden sana gelsin diyor. Yapalım o zaman. Bu gerçekten çok güzel bir enerji. Ben bunu böyle birkaç kere geldiğinde videolarımın sonunda yapmıştık, denedik. Ay çok güzel, o kadar güzel şarkılar denk geldi ki bu kadar mı anlamlı olur, bu kadar mı manidar olur? Gerçekten böyle bir videoyu izledikten sonra hemen şöyle rastgele bir şarkıyı onu düşünün, niyet ettiğiniz kişiyi böyle bir hayal edin. Onu düşünerek rastgele bir şarkı açın bakalım ve hatta onu da mutlaka yorumlara paylaşın. Hep birlikte biliyorsunuz paylaştıkça çoğalıyor, mutluluklar da üzüntüler azalıyor. Mutluluklar çoğalıyor paylaştıkça. Paylaşalım isterim. Evet son zamanlarda seni çok özlüyorum da diyor. Bakın gördüğünüz gibi özlem enerjisi de çok yüksek şu anda. Ve hemen akabinde diyor ki evet anlatıyoruz belki bir şeyleri belki ağlıyoruz da ama belki de eskisi gibi gülemiyoruz. Burada biraz sıkıntılarımız var tabii. Belki sevgiyi hani çabuk tükettiğiniz için de olabilir. Çünkü burada
dediğim gibi hani çok aşkından ölüyorum bitiyorum değil, ama hani bir sevgi de içinde mevcut da var. Ve en güzeli burada diyor ki öyle güzel gülüşlerin var ki bazen o gülüşlerinden sana dayanamıyorum derken, evet bakar mısınız gelen mesaja? Evet, evren size zaten sevgisiyle ilgili şöyle bir mesaj veriyor. Umut mucizeleri açılan kapıdır. Umut etmekten vazgeçme. Yani seni sevdiğine umut etmekten devam et, vazgeçme diyor. Böyle kendi içinde bekleme modundan çıkarak koşulsuz sevginin içerisinde kendini bul ve bak kuruntulardan uzak dur diyor size. Yani aklınızdaki kişiyle ilgili bakın, o sizi sevmediğini düşünüyor. Sizin onu sevmediğini düşünüyor. Siz de kendi içinize kuruntu yapıp onun sizi sevmediğini düşünüyorsunuz. Ama öyle bir şey yok diyoruz. Çünkü burada diyor ki bak, anda kalmayı öğren diyor sana enerji. Ve zaman zaman yeri geldiğinde de evren sana diyor ki hayır demeyi de öğren diyor. Belki de niyet ettiğin kişiyle ilgili. Ve en önemlisi, ne yaşadıysanız yaşadıklarınızdan ders çıkar ve teşekkür etmeyi de unutma diyor size. Sevgisiyle ilgili gerçekten enteresan mesajlar geldi. Ve ilk kartımız zaten bakın beni affetle geldi. Bakın kalpli desteden beni affetle geldi. Ve beni takip ettiğini biliyorum derken, aa spor salonu geldi, ne alakası, spor salonunda mı karşılaşacaksınız, ne yapacaksınız, ya da ortak spora mı gidiyorsunuz? Evet, bu aralar biraz borç ve maddi anlamda sıkıntılar yaşıyorum. Esmerlere karşı böyle bir libidosu yüksekmiş. Siz esmer misiniz bilmiyorum ama esmerlere karşı bir libido yüksekliği geldi ve burada bir sevgiyle ilgili bir evlilik korkumuz da geldi. Evet, sevgi var ama bir evlilik korkusu da yaşıyorum diyor. Ve aynı zamanda da burada maalesef biraz cinsel anlamda biraz libidosuyla ilgili sıkıntılar yaşadığını söylerken, gerçekten seni istemeden kırdığım zamanlar oldu diye. Ay, kartı şöyle alayım. Evet, gerçekten seni istemeden kırdığım zamanlar oldu. Bu konuda zaten ilk beni affetle başladı. Yani burada işte genel anlamda da sevgisine dair güzel gelen mesajlar var. Ama yine dediğim gibi canım gönül dostlarım, burada önemli olan onun kafasındaki bu karışıklıklar, sizinle ilgili ona giden belki yanlış mesajlar, burada biraz bir sıkıntımız var. Çünkü sizin ona gerçekten böyle bir öfke dolu olduğunuzu söylüyor kartlar. Artık burada gördüğünüz gibi mesajlar bu şekilde geldi. Siz de kendinize düşen payı buradan alın, onun size olan sevgisine dair. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.